Merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü videomuzu çekelim. Konumuz PLC ile step motor sürmek idi. Bir önceki çalışmamızda FATEC PLC'mize sürücümüzü bağlamıştık. Bağlantılar üzerinde detaylı çalışma yapmıştık. Bu çalışmamızda da programlama kısmına bakalım. Step motoru amacımıza uygun döndürelim. Bir sonraki videoda da mekanik bağlayarak biraz daha somutlaştırmaya çalışalım olayı. Şimdi son videomuzda yaptığımızı hatırlayalım. Sürücümüzün girişlerini PLC'mizin çıkışlarına bağlamıştık. PLC'mizin çıkışları NPN çıkıştı. Dolayısıyla PLC'mizin çıkışının ortak ucuna negatif kutbu bağlamıştık. Burada CC yazan kısma, C0 yazan kısma. Y0 çıkışını sürücümüzde pulse girişine bağlamıştık. Y1'i de yön girişine bağlamıştık. Pull yazan kısım pulse'ti. Dır yazan kısım yön girişiydi. Aynı zamanda PLC'mizin çıkışı 24 volt olduğu için sürücümüzün girişi de 5 volt olduğu için gerilimi düşürmek ve akımı sınırlandırmak amacıyla 2 adet direnç kullanmıştık. Biri pulse girişi için, biri de yön girişi için. Girişlerimizi burada pull eksiden ve dır eksiden yapmıştık. Artı uçlarını birleştirip yine güç kaynağının artısına bağlamıştık. Bir önceki videoda bunları görmüştük. Güç kaynağımızın sürücüsünü bağladık. Onun dışında PLC'miz 220 beslemeliydi. 220 beslemesini de bağladık. İlave olarak da girişine bir adet buton bağladım. Bununla da yön çalışması yapacağız. Bastığımızda amacımıza uygun PLC'yi çevireceğiz. İçinde şu an bir program var. Biraz sonra bunu birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi önce bir tur saat yönünde dönmekte. Daha sonra saatin ters yönde iki tur atmakta. Bir daha bakalım. Düşük hızda bir tur saat yönünde. Saatin ters yönde de iki tur dönüyor. İçine öyle bir program attım biraz önce. Şimdi bunu beraber gerçekleştirmeye çalışalım. Şimdi öncelikle sürücümüzün tablosundan bir tam turu 200 adımda yapacak şekilde ayarladığımı hatırlıyorum. Hemen bakıyorum buradan. On off tabloma bakıyorum. On off, evet, bir tam tur 200 adım olacak şekilde ayarladık. Daha hassas istiyorsak buradan ilgili switchleri, ilgili pozisyonu alacağız. Ben şu an en kaba ayarı seçmiş oldum. Şimdi gelelim program kısmına, programlama kısmına geçelim. Şöyle yapalım. Hemen şuradan şunu açalım. Evet, şimdi burada kullanacağımız program WinProLadder. Bu FATEC PLC'leri programlamak için kullanacağımız bir program. Lisanssız bir program. Direkt sitesinden indirdim. Aynı zamanda tüm eski sürümleri de programlayabiliyor. Küçük bir program. Yani bilgisayarımızı yormayan, her bilgisayarda çalışabilen, her işletim sisteminde hemen hemen çalışabilecek bir program. Oldukça hızlı. Şimdi ilk projemi oluşturayım bunda. Buraya gidiyorum. Projeme bir isim verebilirim. Stepper diyelim. Vermesek de olur zaten ayarda. Düzenleden PLC tipimi seçiyorum. FBS serisi bendeki. 20 giriş çıkış toplam. MA serisi tamam diyorum. Daha sonra programımı yazma kısmına geliyorum. Programı yazmadan önce ilk işlem olarak bir I/O konfigürasyonu yapayım. Buna zorunluyum. Yazdıktan sonra da olabilirdi. Şimdi şuraya geliyorum. Çıkış ayar kısmından. Şu kısmı Y0 pulse çıkışı, Y1 direction yön çıkışı olacak şekilde ayarlamam gerekiyor. Yani bu bir donanımsal ayarlama. Diyorum ki ben bu çıkışların artık pulse üretmek için kullanacağım. Yani bir step veya servo çıkışı sürmek için kullanacağımı PLC'ye bildirmiş oluyorum. Bunun dışında gördüğünüz gibi 4 çıkış daha, 3 çıkış daha var. Toplamda 4 çıkış. Buradan şunu anlıyorum. Bu 4 tane sürücüyü, yani servo veya step'i buradan sürebileceğimi anlıyorum. Bunu onayladıktan sonra artık programlamaya geçebilirim. Kullanacağım komutu bulalım. Basit bir komut. Fonksiyon kısmına gidiyoruz. Yani komutlar fonksiyon kısmında yer alıyor bu
arayüzde. Ben de yeniyim bunda. Yeni çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Fonksiyonun ismine bakalım. Buradan arayalım. Biliyorum numarasını ama yine de arayalım. Şurada NC pozisyonlama kısmından HSPO CO 140 numaralı fonksiyonu seçtim. NC servo darbe çıkış kontrol komutuymuş. Tamam diyorum. Komutum karşıma geldi. 3 tane soru bana soruyor. İstersen yardım alabilirim komutla ilgili. Ancak ben üzerine geldiğimde bakın 0 yazarsanız Y0 ile Y1'i seçmiş olacaksınız pals üretmek için diyor. Ben zaten öyle bağlantılarımı öyle yapmıştım ve yapılandırmayı da öyle yapmıştım. Dolayısıyla buraya 0 yazıyorum. İkinci kısma geliyorum. Burada start register diyor. Şimdi bu işlemleri yapabilmek için bir hafıza alanı kullanmak isteyecektir. Bunun için benden bir hafıza alanı buraya belirtmemi istiyor. Bunları burada belirttiğim zaman başka bir yerde kullanmamam gerekiyor çakışma olmaması için. Ben de bu register alanını başlangıç adresi olarak R1000 seçeyim. Bu aralıklarda seçtim. Yukarıda yazan aralıklarda belirttim. Diyor ki R0 ile R3839 arası olabilir diyor vesaire. Devamı da var. Daha sonra Working Register bir de çalışma alanı benden istiyor. Bu iki alanın birbirine girişim yapmaması için bunu biraz daha yüksek seçeyim. Yine aynı şekilde R2000 diyeyim bu alanı da. Bunu unutmuyorum bu iki alanı. Çünkü şimdi tablo oluşturduğum zaman R1000'den itibaren kullanmaya başlayacak. Artık tablom ne kadar uzunsa o kadarlık bir hafıza alanını kullanmış olacak. İkisinin de birbirinin alanına girmemesi lazım. Başka bir yerde register kullanıyorsam artık bu 1000-1100 gibi biraz sonra göreceğiz. Bu alanda işgal etmeyecek şekilde planlamamı yapmam lazım. Tamam diyorum ve böylece komutumu yerleştirmiş oldum. Şimdi şuraya bir adet röle bobini koyalım. Aktif çıkışı yani pars üretirken burası lojik 1 olacak. Göreceğiz burada. Buraya yardımcı rölelerden N1'i koyalım. Burası error çıkışı. Herhangi bir sebeple hataya geçerse burada göreceğiz. Buna da M2 diyelim yardımcı rölelerden. Burası da DAN çıkışı yani pars katar üretim bittiğinde aktif olacak çıkış. Buna da M3 diyelim. Escape tuşuyla çıkıyorum. Daha sonra burada enable girişi var. Enable bir girişini bir yaptığım zaman pars üretmeye başlayacaktır. Burası pause girişi. Burası da enable girişiydi. Pause girişi ise darbe katarını üretirken durdurmak için kullanacağımız bir giriş. Burası da abort iptal etmek için eğer geri kalan kısmını darbelerini iptal etmek istersek burayı lojik 1 yapacağız. Şimdilik bu ikisini bağlantısını yapmayacağım. Sadece enable girişini bağlantısını yapacağım. Onun için normalde bir açık kontak koyayım. Butonumu X1'e bağlamıştım. O yüzden buraya X1 yazıyorum. Fiziksel buton kullanacağım. Bunun bağlantısını da şuradaki okla yapıyorum. Bağlantısını yaptım. Şimdi X1'e basılı tuttuğum sürece pars üretecektir. Dolayısıyla ben bir kez bastığımda tablonun bir satırın komple üretmesini istersem yani 1000 adet dediğimde 1000 adeti de üretmesini istersen şu aktif çıkışındaki rölenin bobinine X1'e paralel koymam gerekecek. Onun için şöyle gidiyorum. Buna paralel koyayım şöyle. M1 diyeyim çıkışa koyduğum röleye. Sonra bunu da yukarıya paralel bağlantısını yapayım şöyle. İkisini paralel bağlamış oldum. Şimdi komut kısmı tamam. Bir de bu komuta bir tablo eklemeliyim. Bu tabloyla göre hareket edecektir. Yani pars üretecektir. Tablonun üzerine işaretliyorum ve Z tuşuna basıyorum klavyede. Bana bu tabloya bir isim vermek ister misin diyor. Step motor diyeyim, mod 1 diyeyim buna. Burada tablo başlangıç adresi nedir diyor ve varsayılan olarak 1'in geldi. Bunu değiştirmemem gerekiyor. Çünkü bununla aynı olması gerekiyor. Bu komuta ait tablo olduğu için özellikle bunu değiştirmiyorum. Ve tamam dediğimde tablom karşıma geldi. Şimdi ilk satırımı buraya ekleyeceğim. Ekle diyorum. Bana hızı ne kadar olacak diyor. Ve kaç pars atmasını istiyor diyor. Hız saniyede üreteceği kare dalga sayısına belirtiyor burada. Buraya 100 diyelim örneğin. 100 hızında yani saniyede 100 adet pars üret kare dalga üret diyorum. P
Peki kaç adet üreteyim diyor. 200 adet toplamda üret diyorum buna. Bunun anlamı şu. Şurayı da pars seçelim. 200 adet pars üretecek. Saniyede 100 tane üreteceğine göre bir tam turu 2 saniyede tamamlayacaktır bu durumda. Ve pozitif yönde ilerle diyoruz. Burada da artımsal diyoruz. Diğeri de mutlak. Daha sonra bununla gelelim. Bekleme zamanı var mı? Yok diyoruz. 0. Ve birinci komutumuzu tamamlamış olduk. Next, bir sonraki komuta geçeyim mi diyor. Tamam diyoruz. Geç. Birinci aşama tamam. Yani saat yönünde, pozitif yönde bir tam tur atacak ve 2 saniyede bu işlemi gerçekleştirecek. Bir komut satır daha ilave edeyim bunun peşine. Burada da 2 tam tur dönsün ya da daha fazla dönsün. 4 tam tur dönsün örneğin. 800 diyelim. 800 pars üret diyelim. Hızımız düşük olsun bu defa. 50 adet pars üret saniyede. Dolayısıyla kaç saniye sürmüş olacak bakalım şimdi. Uzun sürecek galiba. Saniyede 50 üretecekse 10 saniyede 500. 6 adet daha 16 saniye kadar sürecek görünüyor. Olsun, bekleriz. Tamam diyelim buna da. Böylece iki tane komut satırı hazırlamış olduk. Burada bit diyelim. Bitsin, başka bir işlem yapmasın diyelim. Tamam dedik. Bu iki komut satırını şimdi PLC'mize yükleyelim. Tamam dedikten sonra yükleme işlemini online ol diyorum. Bağlantı hangi porttan bağlanayım diyor. Ben Ethernet bağlantısı var benim şu an PLC'm üzerinde. Buradan bağlan diyorum. Bağlantım gerçekleşti. Proje ile PLC verileri uyuşmuyor. PLC'ye proje tekrar yüklensin mi diyor. Evet diyoruz. Durdurmak ister misiniz? RAM modunda stop alayım mı diyor. Tamam diyoruz. Şu an burada yazdığımızı PLC'ye aktardı. Tablo verileri de yazılsın mı diyoruz. Evet diyoruz. İşlem tamam. Şimdi gelelim PLC'yi RAM moduna alalım. Çalıştıralım. Ve gözlemleyelim. Başlatmaya istediğinizden emin misiniz diyor. Tamam diyoruz. Şimdi deneme aşamasına gelelim. Motoru elimize aldık. Birinci komutumu uyguluyorum. Start verdim. Start almadı. Neden almadı bakalım. PLC'mizin güç kaynağı bağlı. Her şeyimiz hazır. Bakıyoruz. Evet. Sebebini bulduk. Burada PLC'mizin üzerinde X1 değilmiş. X0'mış. Düzeltiyorum. Durduralım mı diyor. Evet, durdur diyoruz. X0'a bağlamışız butonumuzu. Dolayısıyla start almadı. Tekrar PLC'yi çalıştı dediğimde son halini tekrar yüklemiş olacak. Şimdi bir daha deniyoruz. Butona basıyorum. Evet. Bir tam tur attı. İkinci tura geçti. İkinci turda yönünü belirtmemiştik. Bakın artı yönde bıraktığımız için aynı şekilde hızı düştü. Devam ediyor çalışmaya. Oysa aslında tersini düşünmüştük. Düzeltelim şimdi. Evet. Gidiyorum tabloma. Üzerine geliyorum. Z tuşuna basıyorum. 800 pars kısmına gidiyorum. Artı yönü eksiye çeviriyorum. Tamam diyorum. Tamam diyorum. Tekrardan denemek istiyorum şimdi. Bakalım. Bir daha deneyelim. Birinci tur, ikinci tur. Bu defa saatin ters yönde olduğunu görüyorsunuz. Bir tamamlandı. İki, hızının da düştüğünü görüyoruz. Üç ve dördüncü tur. 800 yazmıştık. Her tur 200 adımdan oluşuyordu. 200 adım yani 4 katı. Toplamda 4 tur atmış oldu. Bir daha komut uygulamasını istersek, tablo uygulamasını istersek yine aynı şekilde hızlı şekilde bir tur atacak. Evet, birinci tur tamamlıyoruz. Ters yönde, saatin ters yönde de 4 tur atmış olacak. Hızı da istediğimiz gibi belirlediğimizi görüyorsunuz. Bundan sonraki mekanik bağlayarak uygulamamızı geliştirin. Biraz daha anlamlı olsun. Çünkü bu step motorlarla çok farklı uygulamalar yapabiliriz. Döner tabla, işte kartezyen robot, çok aklımıza gelmeyen bir sürü uygulamayı bu şekilde yapabiliriz.
Bir şey daha göstereyim size burada. Burada alarm LED'i yanıp yanıp sönmekte. Bunun şu anki sebebi güç kaynağının yetersizliğinden akımı düşük geliyor ve alarma geçecek gibi bir durum oluşuyor. O sebepten öyle bir uyarı alıyoruz. Burada da aynı zamanda çıkışımızı görüyorsunuz, aktif oluyor. Yön bilgisini de buradan görebiliyoruz, PLC'nin çıkışında. Pals üretirken de görebiliyoruz. Bu videomuz bu kadar olsun. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.